Başka bir kardeşim şöyle diyor. Hocam, ben de Risale sohbetleri dinler ve Risale okurum. Risale biliyorsunuz Ehl-i Sünnet cemaatlerden Said Nursi Hazretleri'nin talebeleri. Risale-i Nur kitapları okuyorlar devamlı. Ben de diyor bu Risale kitaplarını okuyorum. Allah Bediüzzaman Hazretlerinden razı olsun. Amin. Her şeye imani pencereden nasıl bakacağımı öğretti. Bir tane kitabını okudum. Sözler diye bir kitabını okumuştum İmam Hatip'e giderken. Hakikaten de çok üslubu Mevlana Celaleddin'e çok benziyor. Benzetmeleri harika. Verdiği örneklemeler çok güzel. Çok etkilenmiştim kitabından. İmani, özellikle iman kurtarmak için olayları özetlemiş Said Nursi Hazretleri. Olaylara diyor imani pencereden nasıl bakacağımı öğretti. Fakat sizi de dinlemek bana çok iyi geliyor. Çünkü belki de siz olmasaydınız adlarını bilemeyeceğim birçok Allah dostunu da sizin vesilenize tanıdım. Said Nursi Hazretleri'nin kitabını okuyan nur talebelerine benim en çok tavsiye ettiğim şey ne? Tek bir alime bağlı kalmak. Bunların problemi şu. Tek alime bağlıyız, başka bir alim yok gibi davranıyorlar. Bu dine hizmet etmiş milyonlarca alim var. Yüz binlercesinin kitapları elimizde. Milyonlarca alim var. Siz tek bir alime bağlı kalırsanız tek bir bal yiyerek hayatınızı idame ettirirsiniz. Ama İskender'i var, künefesi var, Adana'sı var, bulguru var, ayranı var, şuyu var. Binlerce nimet, binlerce alim demek binlerce tat demektir. Said Nursi'den daha alim, daha üstün, hem manevi olarak hem ilmi olarak daha üstün binlerce alim var. Bir Razi, bir İmam Rabbani, bir İmam Gazali. Bunları nasıl okumazsın? Bunlara nasıl bakmazsın? Yok bize sadece o yeter dersen ben tek hayatım boyunca tek yemekle idare ederim demiş olursun. Bu da akıllı bir adamın yapacağı bir iş değildir. Risale-i Nur kitaplarını okuyan kardeşlerim bütün alimleri de okumaya devam edecekler. Evet bu benim hocamdır, mürşidimdir, üstadımdır ama ben bunu da okurum, şu alimi de okurum, bu alimi de okurum. Ölçü ne? Ehl-i sünnet akidesinde ise bütün alimlerin kitapları okunur. Taassup ehli olmayacaksınız. Süleyman Efendi grubundan aynı şey var. Süleyman Hilmi Tunahan bizim şeyhimizdir. Onun kitabından başka hiçbir kitap okumayız. Başka hiçbir alime ihtiyaç yoktur diyorlar. Bu taassuptur, fanatizmdir. Ehl-i sünnet olan bütün alimlere hürmet edin ve eserlerinden fayda sağlamaya çalışın. Farklı tatlarım. Sohbetlerinizde bahsettiğini, adlarını bilemeyeceğim birçok Allah dostunu sizin vesilenizle tanıdım. Bizim sohbetlerde hep farklı farklı Allah dostlarından ve alimlerden nakiller yaparız. Ki ümmetin yetiştirdiği bütün değerleri buradaki bütün insanlar ve kayıtları izleyen bütün insanlar görsünler diye. Sohbetlerinizde bahsettikleriniz aklımda kalıyor. Sonra konusu geçince arkadaşlarıma sizden öğrendiklerimi anlatıyorum. Bakın dikkat edin. Sohbetleri izlerken o anda dersiniz ki ya bu kadar adam bir saat konuştu, bir sürü şey anlattı. Ben hepsini unuttum dersiniz. Hayır, o burada. Arka tarafta, hafızaya yerleşti o. Şimdi sen arkadaşlarının yanına falan çıktığın zaman ya da ailenle bir konu konuştuğun zaman dine dair o konu geldiği anda sohbette dinlediğin o bilgiyi Allah'ın meleği gelir, tak arkadan ön tarafa getirir. Bak sen bunu duymuştun der, hatırlarsın. Aa hafızam da bayağı bir kuvvetlenmiş falan dersin. Bir kendine gururlanırsın orada. O senden değil o. Senden değil. Sohbet meclisinde bulunduğun için Allah sana yardım ediyor. Bak ben sana bunu işittirdim. Çünkü sen hayırlı bir mekana gittin. Ben sana bunu orada işittirdim. Şimdi sana o bilgiyi getirip kütüphaneden arka taraftan tozlu raflardan çıkartıyorum. Senin önüne getiriyorum kulum der Allah Teala. Bir melek vasıtasıyla o bilgiyi senin önüne getirir. İlham verir. Hatırlatır. Aa hakikaten ya ben bunu 2 sene önce YouTube'da hocanın vaazını dinlerken dinlemiştim ya. Evet o bilgi geldi şimdi. Alimlik taslama zamanı. Dersin bilgi, alimlik taslama zamanı bir espri kardeşler. Parantez ünlem. Alimlik taslamak diye bir şey yok. O bilgiyi ortaya koyarsın ve ihtiyacı olan herkes de senden öğrenmiş olur, sen vesile olmuş olursun. Konusu geçince arkadaşlarıma sizden öğrendiklerimi anlatıyorum. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok bilgiyi nasıl öğrendin diye şaşırıyorlar. Kardeşim, oyun videosu izlemezsen, çıplak kızları izlemezsen, bizi izlersen hem eğlenirsin hem öğrenirsin. Bizden ilim öğrenmek PES oynamak kadar kolay ve zevklidir. PES oynamayı herkes bilir. 10 yaşında çocuk bile oynar. O kadar zevkli bir oyun, o kadar keyifli bir oyun. İlim öğreniyorsun ve haz alırsın. Bu kadar kolay. Hafızana yerleştirirsin ve Allah tam ihtiyacın olduğu anda onu senin önüne koyar. Merak etme. Arkadaşlarım çok şaşırıyor hocam. Allah sizden razı olsun.
ve yanınızda yardımcı bulunan tüm arkadaşlarınızdan ve talebelerinizden de razı olsun. Kardeşler, hadi bakalım, hadi. Yine iyisiniz, hadi. Allah sizden razı olsun. Mevla Teala şu yaptığımız hizmetleri kıyamete kadar götürebilmeyi, böyle talebeler yetiştirebilmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Bak, üstadlarımız, büyüklerimiz Muhammed Aleyhisselam'dan aşağı doğru silsile hep talebeler yetiştirmişler. Ve bu din buraya kadar gelmiş. Biz de onlar gibi ileri görüşlü olursak ve bizden sonra, ölümümüzden sonra bu hizmetleri devam ettirebilecek insanlar yetiştirebilirsek, kabrimizde yatıyorken bile bonus paralar hesabımıza yatmaya devam eder. İnşallah.